Merhabalar, bu kez iyi bayramlar diyelim. Referansta bayramda da ara vermiyoruz ve vakit kaybetmeden referans konuk zamanı. Referans konuğumuz bu hafta bayramda gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak. Hoş geldiniz efendim KRT ekranlarına. Şimdi biz böyle bazen referans konuklarımızın özgeçmişlerini söylüyoruz. Sizin de uzunca bir özgeçmişiniz var ama ben sizden biraz anlatmanızı isteyeceğim. Dilerseniz ben de hani kısa bilgiler verebilirim. İmam Hatip Lisesi mezunusunuz, resim dersleri aldınız. Bir Güzel Sanatlar Fakültesi hikayeniz var, onu da anlatmanızı isterim ayrıca. İstanbul Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Filolojisi yarım bıraktığınız bir eğitim sanırım. Daha sonra İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu. Eksik var mı bilmiyorum, varsa yok, siz tamamlayın ve... Ama mesela sadece İmam Hatip diye geçersek... 7 senelik İmam Hatip Okulu'nu 9 senede bitirebildim. Neden? Ve ancak 7 tane okul değiştirerek diploma alabildim. Gize gize okudum. Dersten başka her şeyle ilgiliydim çünkü. İmam Hatip Okulu 4. sınıfta ben gerçekten Müslüman oldum diyorum. Çünkü annemi kaybettim. Annemi kaybedince annemi arıyordum. Babam annemden ayrılmıştı çocuk. Hatırlamadığım bir zamanda iki kız kardeş, bir ben, üç kişiydik. Bebekken küçük kız kardeşim hayatını kaybetti. Annemle kaldık. Daha sonra annemi de kaybedince çocuk yaşta ne yapacağımı şaşırdım. O cennete gitti. Ben nasıl gideceğim, annemin yanına nasıl gideceğim? Bir çocuğun annesini arayışıdır aslında benim hikayem. Kadına bakışım falan hep o bir anne arayışı var. Hala ben o annemi arıyorum. Bana göre insan kaç yaşında olursa olsun annesi öldüğü zaman artık çocuk değildir, büyümüştür. Büyük ama, bir özlem tabii duydunuz. Ama ben 5 yaşında sokakta oynarken yanıma bir adam geldi. Yine uzun boyluydum. Bak dedi, gel seninle beraber oynayalım dedi. Bak kocaman orada bir bina var. Oraya gelirsen senin gibi arkadaşlar da var dedi. Ailene söyle dedi. O binayı göster dedi. Ben oranın yöneticisiyim dedi. Annen seni bize getirsin olur mu dedi. Tamam dedik. Annem de beni oraya götürdü. Beyana dayalı kayıt yaptılar. 10 yaşına geldiğimde ilkokulu bitirdim ama nüfussuz hanımın olmadığı anlaşıldı. Nüfussuz hanım yoktu. 10 yaşındayken nüfusa kaydım yapıldı. 12 yaşı diye kaydettiler ki işte okuluna devam edebilsin diye. Gerçek yaşınız nedir? 49 doğumluyum ama daha önceki... ilk yaşım, ilk nüfusuz anne 10 yaşında sahip olunca 1947 idi. Öyle bir. Yani bunların hepsi tabii bir dönemin toplumsal gerçekleri. İşte bir aile ve 10 yaşında ben evden ayrıldım. Ama o kadar belli ki üzerinizde etkisi var o dönemin. Sanki daha dünmüş gibi anlatırken ben onu hissediyorum aslında. Annem benim için hala çok değerli. Ben ondan 12 yaşı kadar yaşlıyım. Ama o hala benim annem. Evet. Yani şöyle bir yorum yapılır. Hep anne baba kaybında, bilmiyorum katılır mısınız? Evlatlarınız varsa biraz o bağ hani onun yerini tutmaz ama yine de bir teselli tabii, olur diye. Benim kızlarımdan bir tanesi, benim iki kızım, iki oğlum var. Kızlarımdan bir tanesi annemin adıdır. Yani Allah bağışlasın. 7 tane torunum var. Artık onlar işte... Onların hatırası, geçmişin hatırası geleceğe bir manevi miras olarak intikal ediyor. 10 yaşında annemin yanına gitmem gerekiyor. 10 yaşında İmam Hatip'e başladım. 14-15 yaşlarındayım. Annemi kaybettim ve arka serpesine travmalar var. Annemi kaybetmeden önce de evimiz yanmıştı. Annem iki çocuğunu kucağına alıp bir yangının üstünden geçip bizi kurtarmıştı. Bunların hepsi tabii bir insan hayatında hep böyle ideolojik, politik kavgalar içinde geçiyor ömrümüz ama insan hayatında böyle çok insani bir takım trajediler, bir takım böyle çok basit gözüken ama
insan çok mutlu eden hadiseleri de var. Annemi nerede bulacağım? Bir çocuk annesini arıyor. Cennette bulmam gerekiyor. Çünkü Muhatip'te okuyorum zaten. Ama cennete gitmek için bir yol haritası gerekiyor. Cennete nasıl gidilir? Onu mu aradınız? Evet, ilk defa ben camiye girdim ve bir ay çıkmadım. İşte o zaman sınıfta kaldım. Ve benim hayatımın en değerli zamanı o sınıfta kaldığım zamandır. Çünkü annemi ararken çok fazla okudum, felsefe de okudum. Hı hı. 15 yaşındaki bir çocuk ilk defa Kur'an-ı Kerim'in Arapça metnini okuyor. Arkasından manasını okuyor. Hem de şimdiki gibi özet bir mana değil. İki ciltlik bir meali okudum. Peygamberimizin ayetleri anlatan Riyaz-ı Salihin diye 3 ciltlik bir hadis kitabı okudum. Çıktım işte dedim, bir de Peygamberimizin bize 7 senede okutulacak olan siyer, Peygamberimizin hayatıyla ilgili okutulacak bütün o ders müfredatının 3 katı kadar Peygamberimizin hayatını okudum. Aslında sizinki 9 yılı uzatmak değil de daha fazla öğrenmek gibi olmuş anlattığınızdan i̇şte, ben onu anlıyorum. Ben her yerde biraz da kendimi de arıyordum. Kendime bir gelecek. Çünkü artık anne babadan kopmuş, 10 yaşında evden ayrılmış ve ben hala eve dönmedim. Hala o 10 yaşındaki çocuğun arayışı devam ediyor bir bakıma. Yani içimde bir çocuk var. Evet. Orada İyi tamam işte ben Müslüman oldum, annem cennete gitti ve ben Müslüman bir kişi olacağım. Anneme kavuşmak için bir yol bu. Ama ben İslam'ı seçtim de öbür dinleri bilmiyorum ki, niye İslam'ı seçtim? Onları da öğrendiniz. İskenderun'a gittim bir papaza, ben dedim kendime din arıyorum. Hikayemi anlattım, annemi arıyorum, cennete gitmek istiyorum. Ama İncil bulamadım. Bana İncil verir misiniz dedim. İmzaladı, saklıyorum o İncil. Hemen onu da okudum. 15 yaşında bir çocuk İncil de okudu. İki kitabı birden vermişti. Tevrat'ı da okudum. Hocamla konuştum. Niye dersler böyle dedi. Not getirmeyecek şeylerle. Olaylarla, kitaplarla ilgileniyorum. Bir tanesi sosyalizm, komünizm tehlikesi var dedi. Ben dinsizlik ne? Yani dini niye insanlar reddediyor dedim. Marx'ı da okudum. Sonra hiç yaklaştığınız oldu mu peki okurken fikirlerine? Hepsinden aldığım notlar, değerler var tabii. Yani daha sonraki hayatımda değişik insanlarla sıcak temas kurmamız, mesela Marx'ı o tarihte okumuş olmam benim sosyalistlerle daha kolay diyalog kurmamı sağladı. Hatta onların okumayanlardan kendimi daha farklı, üstün hissettim. Hiç endişem olmadı. Okuyanlardan da öğrenecek şeylerim oldu. Yani Aybar'la tanışmamda beni bir gazeteci olarak röportajında soracaksan sor dedi. Yani Milli Gazete'den gidiyorum. Dedim ben gazeteci olarak gelmedim dedim. Siz bir hayat mücadelesi verdiniz. Buradan çıkarttığınız dersleri öğrenmek için, kendi hayatıma sizden ne katırım onu öğrenmek için. Birden ayağa kalktı, sen ne diyorsun ya dedi. Bana bugüne kadar hiç kimse böyle gelmedi dedi. Sizinle işimiz olacak anlaşılan dedi. Pencerenin önüne gitti, biraz gözü doldu. Otur arkadaşım dedi, otur. Konuşalım. Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizmi konuşalım dedi. Ondan sonra da ben Aybar'la çıktım, konferanslar verdim. Yani o Marx'ı okumanın getirdiği bir rahatlıktı. Çünkü karşısındaki Marx'ı okumamış birisi değil. Evet. Şimdi sosyalizmi konuşma zamanı onun için. Yani genelde orada... ama şu olmuyor mu? Çok özür diliyorum, kesiyorum. Muhafazakar kesimde okumamak ve direkt karşı çıkmak. Ben muhafazakar diyelim ki iki günü birbirine eş olan aldanmıştır diyen bir peygamberin ümmeti muhafazakar olmaz ki. Muhafaza etmesi gereken değerler bizim muhafazakar olmamızı gerektirmiyor. Muhafaza ettiğimiz değerleri asrın idrakine söyletme sorumluluğunu yüklenmemiz hı hı. gerekiyor. Zamanı. Yani şimdi sizin hikayelerinizi dinleyince zaten size biraz ezber bozan demek bilmiyorum uygun evet, olur mu? Evet yani sonra da bir hoca da dedi ki ya dedi burada Kemalizm geçerli dedi. İnkılap tarihi biraz da onu oku dedi. Ben gittim iki ciltten Nutuk okudum.
Ama yani gerçekten o dönemde benim tartıştığım, ki daha sonra tartışmayı bir süre sürdürdüm, sonra sevmedim. Konuşmak daha iyi. Nutuk okuyan pek Kemalist görmedim. Hiç yok değildi ama. Çok az. Marx okuyan da çok fazla değildi ama Marx'tan böyle sloganlar, bölümler, makaleler, sosyalist yazarları okumak daha kolaylarına gidiyor. Bizimkilerde yani kulaktan dolma menakıpları din zannediyoruz sonra. İşte bir geleneğe dönüşüyor bu. Böyle yani İmam Hatip dediğinizde ben sadece size 15 yaşında böyle çok farklı bir şeyim olunca bir gün PTT'ye mektup atmaya gittim. Baktım duvarda bir ilan, kompozisyon yarışması açılmış. O daha önceydi, bu okumalara yeni başladığım dönemlerdeydi. Orada bir yarışma var, kompozisyon yarışması. Yarışmaya katıldım. Aslında birinci olabilirdim ama İmam Hatip'li ve çok genç bir çocuğun kompozisyonda dereceye girmesi, ikinci yaptılar bir törenle. Bana Yakup Katri Karaosmanoğlu'nun Anamın kitabını verdiler ve ben ilk ödülümü bir sosyalistten aldım. Bir kompozisyon yarışmasıydı. Kendime çok fazla özgüven geldi. Şiir yazıyorum, hemen bir defter ciltlettim, yaşantım diye. Şiirler yazmaya başladım. Hikayeler yazıyorum ve ilk hikayem Yeni İstanbul Gazetesi'nde yayınlandı. Onların gençlik sayfası var. Orada yayınlandı. Artık ulusal da oldum. Büyük sevinç sizin için tabii o dönemde. Ha, gazeteciliğimde daha işte böyle 14-15 yaşlarında mahalli gazetenin sahibi geldi. Bize dedi makale, şiir ve sanat edebiyat sayfaları oluyordu. Dergiler falan o zaman yetersiz tabii. Orada yazarsan yayınlarız dedi. Mahalli gazetede yazarlığa başladım. Ama böyle anlatıp gidersen ben biz... Yok evet, şimdi okulun... biraz aslında şöyle güzel sanatlar kısmını, o sanatçı yönünüzü de söyleşimizin sonuna saklayalım. Tamam. Biraz hani şimdi sosyalistin elinden o kitabı aldım dediniz. Geldiğimiz noktada hani yıllar öncesi böyle bir ortam, sizin anlattığınız hikayelerin bir sıcaklığı var. Ama geldiğimiz Türkiye'de daha uzak mı insanlar? İnsanlar uzak. Ben 1978'den beri bu insanları birbirine yaklaştırmak için. Benim kendi inancım var, değerlerim, geleneklerim. Bir sürü kendime göre yani yeme içme kurallarım bile benim insanlara pek uymaz. Çok farklı alışkanlıklarım var. Birçok futbolla hiç ilgilenmem. İsterse Türkiye-İsrail milli maçı olsun, sırtımı döner otururum. Boks, Muhammed Ali vesilesiyle seyrettim ama bir daha seyretmemeye söz verdim. Boks maçını seyretmem. İnsanların birbirini dövmesi, onu seyretmek kabul etmiyorum. Zor, evet. Yani o şiddetle gelen topa kafa vurma ya da insanların böyle şey. Yani çok insanlarla kolay uyum sağlamadığım noktalar var ama biz adalet, barış, hürriyet gibi bir takım erdemler üzerine farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşayabiliriz. Bu anlamda da 78 yılından beri çok aktif bir şekilde. Hatta Şanar Yurdatapan'la tekrar işte bir solcu. Sadece solcularla beraber olmadım ben. Her kesimden insanlarla birlikte oldum. Ama Şanar'la bizim uzun süren hala biz arkadaşız. Hem farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşamanın bir yolunu bulmak, hem de sadece kendi aramızdaki sorunları çözmek değil, ikimiz bir, üçüncü kişilerin haksızlığa uğramaları halinde onun hakkını savunmak. Yani ben Şanar'ın, Şanar benim hakkımı savunması değil. Bizim katılsın ya da katılmasın, herhangi bir insan, haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı durmak üzere bir arkadaşlığımız, bir yolculuğumuz oldu. Bu sadece onda değil, yani Uğur Mumcu'yla da beraber yola çıktık. İşte Aybar'la da beraber çıktık. Doğu Perinçek'le de. Uğur Mumcu'yla var mı böyle anlatabileceğiniz tabii, bir anınız? Harika bir hatıramız var. Uğur Mumcu'yla benim ilk karşılaşmam Harbiye Tiyatrosu'ndaki 80 sonraki ilk toplantılardan biriydi. Sonra birbirimizi anlamak, tanımak için daha yakın olduk. Sonra tabii her şey yayınlanmak için değil, halkın önünde konuşmak için değil, Türkiye gerçekleri üzerine oturup konuşunca birlikte anlatalım bunu dedi.
Mesela o beni Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki bir konferansına çağırdı. Bana bayağı yuhalamalar olmuştu. O hayır dedi. Dinleyeceksiniz dedi. Dinledikten sonra Uğur Mumcu kadar alkış aldı. Bu o zaman 80 sonrası bayağı ilgi uyandırdı toplumda, destek de gördü. Beni Torbalı, İzmir Torbalı Belediyesi beni ve Uğur Mumcu'yu konferansa çağırdılar. Fakat olayın duyulması üzerine çevre illerden insanlar o gün oraya gelmeye başladılar. Salonun alması mümkün değil. Bir geniş şehrin ortasında park vardı. Çay bahçesine sahne kuruldu. Çevre illerden polis takviyesi aldılar. Çünkü bir çatışma çıkarsa burada iki tane uç adam konuşacak. Parkın belli bir bölümüne beni destekleyecek olanlar belli bir bölümüne... Bir olay çıktı mı yoksa saygı çerçevesinde? Şimdi biz sahneye çıktık. Şimdi o sen konuş diyor, ben o sen konuş diyorum. Sonunda hangimiz başladı bilmiyorum ama tabii bir taraf alkışlıyor, öbür tarafta ses yok. Çünkü benim araya girip cevap verdiğim yok. Sonra birinci turda ben konuştum, bu taraf alkışlıyor, öbür tarafta ses yok. İkinci tur başladı. Bu defa Uğur Mumcu benden alıntılar yapıyor. Ben de aynen. Her iki taraf birden çılgınca alkışlıyor. Toplantı bittiğinde insanlar birbirlerine karıştılar böyle bir anda. O kadar mutlu oldular ki kavga etme riski olan insanlar ortak tespitler ve çözümler konusunda çok farklı insanlar. Nazım Hikmet şöyle diyor. Bizler ayrı ayrı dillerde aynı şarkıyı söyleyen insanlarız. Belki de. Orada çok böyle bir hani ambiyans dedikleri böyle bir çok farklı bir ortam oluştu. Hafta sonu Torbalı Belediyesi meclis toplandı. Şehrin merkezindeki iki kesişen caddenin bir tanesine Uğur Mumcu, ötekine Abdurrahman Dilipak Caddesi adını verdiler. Solcu bir belediyeydi. Benim tabelamı mesela İstanbul'dan Reha İsvan gelip çaktı. O zaman Reha İsvan İstanbul Belediye Başkanı'ydı. O zaman büyükşehir yoktu sanıyorum. Çok, yani ben de artık 50 yıldır her gün yazıyorum. Biraz ne zaman karıştırdım. Böyle şimdi bir bu anlattığınız var. Şey şimdi için yani bugün için düşünürsek bir hayal gibi hakikaten. Yeniden mümkün denememiz gerekiyor. İşte şunu sormak istiyorum. Siz hani işte yol arkadaşlarınızdan birini aynı fikirde olduğunuz Uğur Mumcu'yu tüm Türkiye kaybetti. O çıktığınız yolda ne kadar başarılı oldunuz diye hiç geri dönüp bakıp kendinizi sorguladınız. Çok başarılıydım. Ben bu anlamda Türkiye Komünist Partisi'nin açlık grevine gidip ben açlık grevine katılmadım ama katılanlara karanfil verdim. Şimdi bu Gerçek TV'de Ali var. O da orada açlık grevindeydi. Biz yine arkadaşız hala. Ben komünist değilim, hiç olmadım. Ve hep komünistlerle fikri düzeyde tartışmalarım oldu. Ama ben o gün oradaydım ve ben oraya gittiğim zaman insanlar bir sürü işte benim hakkımda yeşil komünist falan diye bir takım çevreler bunu içine sindiremediler. Ama sonuçta ben her kesimden destek gördüm. Çünkü ben davamı satmadım, kimliğimi değiştirmedim. Oportunizmin içinde bir çıkar, siyasi bir gelecek. Davamı satma, hayır. O davayı nasıl tanımlıyor? Uzun biliyorum tanımı ama. Ben Müslüman bir kişiyim, dindar bir hayatım var. Birilerine hoş görünmek için kendi değerlerimden taviz vermem. Ama kimseyi de inancından dolayı ne bileyim ben Ortodoksların haklarını da savunuyorum. Konuysa haksa benim için kimin oldu? Bir Müslüman, bir gayrimüslima haksızlık yaparsa ben Müslümancı değilim. Ben haklıdan yanayım. Haklı düşmanım da olsa, haksız babam da olsa hiç fark etmez. Onun için ben insancı da değilim, hümanist falan değilim. O insan denen mahluk eğer bir hayvana zulmediyorsa ben hayvandan yanayım. Bir Müslüman eğer Müslümanlığının gereğini yapmıyor da bir başkasına haksızlık ediyorsa onun kim olduğu beni ilgilendirmez. Ayet de öyle diyor zaten. Bir kavme olan düşmanlığınız
sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmesin. İşi ehline vereceksin. Ehliyet ve liyakat imandan önce gelecek. Ehliyet ve liyakat işi bilecek ve dürüst olacak. Dürüst olmadıktan sonra işi biliyorsa daha kolay götürür. Peki Sayın Dilipak, siyaset sahnesine baktığımızda bu benim davam dediğiniz şeyin karşılığını hiç gördünüz mü? Ümitlendiğiniz oldu mu? Yani benim ben bu davamı... Ben hiç ümitsiz olmadım. Birileri davalarını ayaklarının altına alarak, satarak dünyada servet ve güç elde edebilirler. Bu onların sorunudur. Bir ahiret hayatı var. Ben o hayata inanıyorum. Bu dünyada da onlar, ben hep sanık oldum. 500 yıldan daha fazla mahkumiyet talebiyle yargılandım ve hiç mahkum olmadım. Yani hiç benim cezaevine girmemle sonuçlanan bir mahkumiyetim yok. Ya yani bu da bir garip. Bütün darbelerin içinde muhalifim ama yok. Onlar benim kadar mutlu ve güçlü değiller. Benim arkamda örgütüm yok. Kimse yok. Haklı olmak yetiyor. Ama sokakta birileri bana kaba davranacak olsa eminim ki her kesimden insanlar benim gibi inansın, inanmasın, düşünsün, düşünmesin benim yanımda yer alacaktır. Çünkü ben 50 yıldır onlara yalan söylemedim. Hata yapmışımdır. Hata, insan hata yapar. Ama kasıtlı olarak birine zarar vermek için birileriyle işbirliği yapmadım. Şimdi Mehmet Metiner'in açıklaması aklıma geldi. Siz bunları söyleyince bizim değerimiz demişti. Hani öyle bir sahip çıkma olmuştu. AK Parti için söylemişti. AK Parti'nin değeri olarak görür müsünüz kendinizi Sayın Dilip? Ben haklıların haklılık ölçüsünde herkesin çocuğuyum. Ben bu toprağın çocuğuyum. Bu insanlar da bu toprağın çocuğu. Onun için ben kimsenin ajandasında özel kadrolu, atanmış ya da seçilmiş biri değilim. Ben kendimden ibaretim. Size çok açık bir şey, ben insancı da değilim, Müslümancı da değilim. Kimseyle de kendimi eşit görmem. Birileri, ne bileyim, ben güzel şiir yazabilirim ama siz de benden daha güzel beste yaparsınız. Öteki de bizden daha güzel o şiiri seslendirebilir. Biz hepimiz üstün insanlar bir araya geldiğimizde, hani Voltron hikayesi var ya, işte o zaman güçlü oluruz. Yani bunu başarabilirsek eğer, yani birisini sevmiyor olabilirsiniz ama ya adam çok güzel işkembe çorbası yapıyor. Hiç olmazsa beraber orada işkembe çorbası içsek. Yani Cumhuriyet işkembecisini seviyorum. Yani İngiliz konsolosluğunun karşısında ama Cumhuriyet meyhanesine gitmeyeceğim. Cumhuriyet sucukları da iyidir. Anlatabiliyor muyum? Yani onun kim olduğu çok önemli değil. Yani bu adam ya konuşurken abuk subuk konuşur, küfürbaz birisidir ama 100 metrede dünya şampiyonu bu adam. Herkesin bir yönü, iyi bir yönü vardır mutlaka. Onlar, öne çıkabilecek. Onu nasıl... Onu terk etmeyelim, birlikte olalım ki onu o yanlışından vazgeçirelim. Bu adam borcunu ödemiyor ama iyi şiir yazıyor ya. Can Yücel küfredip duruyor. Ama şiiri iyidir yani. Yani Nazım'ı şu yönüyle eleştirebilirsin. Necip Fazıl'ı şu yönüyle eleştirebilirsin. Bakın ben bunu burada televizyonda şov olsun diye söylemiyorum. Bunu biz daha önce Şanar'la konuştuk. Benim bir de kasetim var. Kasetim var deyince herkes şimdi kaseti çıkınca korkuyor tabii. Şanar'la bir kaset yaptık. Ben sosyalist şairlerin şiirlerini okudum. Şanar Yurda Tapan'da Kırmızı Yeşil CD'si. O da Müslüman dindar şairlerin şiirlerini okudu. Ve orada aslında aynı şeyi istiyorlardı onlar. Farklı dünyaları olsa da ortak istedikleri şeyler vardı. Biz kendi ideolojik arkadaşlığımız, dini kardeşliğimiz çerçevesinde ittihat oluşturabiliriz. Çünkü ittihadın şartlarını o metin, din ya da ideoloji. Ama ittifak erdemli insanlar, farklı inançlardan, ideolojilerden gelip erdem üzerine birlikte yaşayabilirler. Zaten
bu siyaset sosyolojisinin zemini ittifaktır. Bir de herkesin bir dini, ideolojisi olmayabilir ama bir değer üretiyordur. Ve başkalarına yönelik de düşmanlığı yoksa onunla itilaf kurabiliriz. Yani ittihat, ittifak, itilaf. Eğer farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşayacaksak bunu temin etmemiz gerekiyor. Seçimde de böyle davranmamız gerekiyor. Yani altılı masada bu dediğiniz var mı? Hayır. Bakın onlar hepsi ötekilere karşı bir pozisyon alıyor. Yani ben bu seçimde ya da genel olarak bütün seçimlerdeki tavrım şudur. Adaylara bakarım, programlara bakarım. Hemen hemen tek partiye oy vermem. Yani hangisinin adayı benim için belediye meclisinde buraya, ilçe belediyesinde buraya, ilde buraya, büyük şehirde buraya, milletvekilliğinde buraya, cumhurbaşkanlığında buraya oy verebilirsiniz. İsme göre değişir diyorsunuz. Eğer verecek oy verecek birini bulamıyorsanız buna karar verecek olanlar kendileri aday olmasınlar. Onlar birine aday olmayı teklif etsinler. Erdemli, dürüst, herkesin. Peygamber Efendimiz'in en büyük özelliği neydi? El-Emin'di. Hiç kimse onun malına, canına, namusuna, aklına, inancına, nesline suikast düzenleyeceğini düşünmüyordu. İşte bu büyük güç. Asla şu partiye oy vermem cümlesini biz Sayın Dilipak'tan duyamayız. Yani sizden duyamayız o zaman. Evet. Böyle bir düşünceniz yok. Hayır. Yani ben Allah'a hesabını veremeyeceğim bir tercihte bulunmayacağım. Şimdi sizin kendinizi tanımlamanızdan evet bu söylenen genel kanının belki yanlış olduğunu biz şu söyleşiyle birlikte anlıyoruz. Ama hep AK Parti'nin kuruluşunda özellikle oraya yakın tabii milli görüşle ilişkiniz bağınızla da alakalı. Ya Erbakan'ın danışmanlığını da yaptım ben. Evet. O sürecin tamamını yaşadım. Yani Milli Nizam Partisi Gençlik Teşkilatı ilk mahkumiyetimi. Yani sizin de biz böyle iki saat sadece benim davaları evet, konuşabiliriz. 12 Mart'ta mahkum oldum. Onun için güncel oldum. Meseleleri de konuşmak bütün istiyorum ama evet, bütün darbelerde varım. Aktif olarak varım. 60 darbesinde çocuktum. Yani orada fiilen yoktum ama yine meydandaydım. Çocuktum, meydandaydım. Ama ben Fetahoğullarındanım. Anne tarafından, baba tarafından Seyitanoğullarındanım. Yani Devlet Bahçeli ile de Fetahoğlu bağlantısı vardır. Hasan Aksay'ın yeğeniyim evet. Ben. Dedem müftü. Necmettin Erbakan'ı siyasete getiren kişi. Tabii. Yani ben politik bir ailede ve İslami hassasiyetleri çok yüksek olan bir ailede büyüdüm. O nedenle belki de hani siyasal İslam o kavramı ne kadar doğru bulursunuz onun içine girersek hayır. Çıkamayız biliyorum ama. Yani Oliver Roy'dan başlarız o evet. Tartışmayı ta çünkü. Çıkamayız ama biraz işte milli görüş sonra AK Parti o nedenle belki. Ben öyle bir angajmanım yok. Ben yani milli görüş, adil düzen bunlara. Ben Şafii de değilim. Ben Hanefiyim ama Hanefi olduğumu öyle çok da söylemek istemem. Bir Şafii, Hanefi benim için çok muteber bir sosyal hayatı yoksa. Yani ne bileyim dini bilgi hassasiyeti azsa bir Şafii'nin arkasında namaz kılarım. Hiç benim için Hanefi, Maliki fark etmeyecektir yani. Şöyle söyleyelim o ya zaman. Ya ben Hanefici değilim. Bakın ben Müslümancıyım demiyorum. Ben evet. Müslümanım. Bu evet. Kadar. Önüne sonuna öyle gerçek İslam, liberal İslam, sol İslam, ortodoks ne önüne ne sonuna hiçbir şey eklemiyorum. Hı hı. Ben Müslümanlardanım. Evet. Şimdi onun içinde belki de mesela ben bir mesaj versem AK Parti'nin ya da Saadet Partisi'nin tabanında belki bir etki yaratmaz ya da başka bir isim. Ama siz söylediğiniz zaman dini bilginiz nedeniyle o partilerin oy verdiği insanlar üzerinde etkiniz sadece daha fazla. Dini bilgilerle ilgili değil. Bir de şöyle bir durum. Ben yazdığım makalelerin içerisinde ayeti ben meali tırnak içine pek almam. Bazen alırım. Hı hı. Ama beni eleştirdiğinizde hangi ayeti ya da hadisi eleştirdiğiniz onu ben kendi yani inhital bu Kur'an'dan herkes yapabilir bir ayeti alıp kullanabilir. Bazen tırnak içinde de veriyorsunuz. Tırnak içinde sık. O zaman şeyi veririm. Tırnak içine aldım ayetse ayetin numarasını veririm. Hı hı, evet. Ama onu o şekilde verirsem tam insanlar onu anlayamayabiliyor. Çok konsantre. Aha, oradan yola çıkar ama
onu eleştirmek çok kolay değil. Ama ikincisi, yani bu etki katsayısı, ben kimseyle çıkar ilişkisine girmedim. İhale takip etmedim. Bakanlık, milletvekilliği, belediye başkanlığı gibi bir yola tevessül etmedim. Ben sadece Milli Nizam Partisi Gençlik Teşkilatı'nda üyeydim. Orada yayınladığım, hatta kurucuydum. Orada yayınladığım bildiri dolayısıyla 12 Mart'ta mahkum oldum ve yurt dışına kaçmak için İstanbul'a geldim. Milli Gazete'yi çıkarttım, Yeni Devir, işte arkasından bugünkü Akit gazetesine geldi. Böyle bir hayatım var. Herkes beni tanır. Yani Ecevit'le de görüşüyordum. Çünkü CHP-MSP koalisyonunda dayım bakandı. Hem aile geçmişim hem yaşadığım süreç itibariyle sağ, sol, herkesle benim temasım var. Adam solcudur, sadece sol dünyada kalmıştır. Benim herkesle aklınıza gelen... Hiç ama milletvekili olacağım gibi bir düşünceniz olmadı. Hayır. O zaman ben gücümü kaybederim. Ben bir tarafın adamı olmuş olurum. Bazı şeyleri bana söyletmezler. Ben böyle seçtim. Yani bir tarafın adamı olmak beni sadece o tarafa hapsederdi. Ben beni sevsinler, sevmesinler. Yani hiç tanımıyorsa bana küfreden, hakaret eden de var. Ben Kemalist değilim. Kemalizm üzerine kitaplarım var. Rıza Nur'un hatıralarını da ben yayınladım. Ama ben mahkum olmadım. Ben bu sebepten dolayı bu projeye karşıyım diyorum. Ben kendimi anlatıyorum aslında. Niye ona izin vermesinler? Fanatikler bana kızar ama diğer insanlar benden de faydalanabilirler. Şimdi hep AK Parti'ye getiriyorum lafı ama çok konuşulan bir hikaye vardır ya. Sizin evinizde bir toplantı olmadı değil mi Sayın Dilipak? Ya da Abdurrahim Kars'ın anlattığı bir hikaye var. O doğru mu değil mi? Doğru değil. Yani AK Parti'nin ABD ve İsrail projesi olduğuna dair. Ben bakın Türkiye'deki birçok siyasi hareketin içerisinde Amerika'nın müdahalelerini biliyorum. Fethullah Gülen hareketini de biliyorum. Graham Fuller benimle yapılan görüşmeleri de biliyorum. Her kesimle ilişki kurduklarında. Graham Fuller sizin evinize evet, geldi. Evet, görüştüm işte. Yani onları açıkladım ben. Yani evet. Bana onları önüme koyamamalarının sebebi ben yaptığım görüşmeleri gizlemiyorum. Adamlara da söylüyorum. Benimle bir şey konuşuyorsanız ben kendi ülkem ve halkıma yönelik bir konuyu yabancılarla, ben atanmış ve seçilmiş biri değilim. Benimle konuşuyorsanız ben açıklarım bunu. Ya da benimle konuşmayın. Bana Graham söylemeyin. Fuller'in sizi seçmesi, sizin... Fethullah Gülen'in cemaat yapısını örgütleyecekti. Benim de siyasi hareketin içinde olmamı istiyorlardı. Ve daha sonra ben bu projeyle ilgili 1993'te sanıyorum, bu din benim dinim değil. Hem o zaman zorunlu din dersleri, zorunlu muydu değil miydi? Din derslerindeki anlatılan İslam orada... Bir hareket başlamıştı. O zaman da öyle bir kitap yazdım. Yani ne bileyim ben aykırıyımdır. İşte herkes çocuklara din dersi okutulsun diyor. Ben de diyorum ki bu din benim dinim değil diye benim bir kitabım var. Ya da 28 Şubat'ta şeriatçıyım diyeni içeri atıyorlar. Ben yaşasın şeriat diye kitap yazıyorum. Ama beni atamıyorlar. Bunu tabii anlamak da biraz zor. Yani her dönemde ortaya çıkacaksın... Darbecilere karşı da kafa tutacaksın ve içeri girmeyeceksin. Sayın Dilipak, şimdi İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sizin yazdığınız bir yazı, üzerine yapılan tartışmalar izleyicilerimiz de mutlaka biliyordur. Danıştay Perşembe günü bir görüşme yaptı. Savcı mütalaasında çekilme kararı hukuka aykırı dedi. Türkiye'nin çekilmesi kararı sizin desteklediğiniz bir karar dersek yanlış olmaz sanırım. Şimdi geldiğimiz noktada doğru noktada mı Türkiye kadın hakları konusunda, kadına şiddet konusunda? Şimdi ben kadın hakları, erkek hakları, işçi hakları, kaynana hakları, gelin hakları bunları çok komik buluyorum. Hak batıda bir kavram olarak kullanılmaz. Right, sağduyu, insani sağduyu, seküler bir kavramdır. Hak ilahi bir kavramdır. Yani hak kavramı batıda yok. Hakkı tayin eden de bizim inancımıza göre Allah'tır. Yarattığı kulların bütününe verdiği bir hak vardır. Nas diye, eyyühen nas diye başlayan ayetler. Burada da ikincilik yoktur. Herkesin birinci olma şansı vardır. Ben size dedim, ben insancı da değilim dedim.
ben kadıncı ya da erkekçi değilim. Ben annemin adı geçerken sesi titreyen bir adamım. Kızlarımı da, çocuklarımı da, damadımı da, gelinimi de çok severim. Onlar da benim nasıl bir kişi olduğumu bilirler. Bir kadın var. Peygamberlerin ayak izinde koştuğu bir kadın. Firavun'un hizmetkarıydı. Hazreti Hacer. Hacca gidenler Safa ile Merve arasında onun ayak izinde koşarlar. Bakın, bir Hazreti Meryem var. O bir kadın. O bir peygamberin annesi. Benim karımın adı Hazreti Asiye'den gelir. Asiye. Firavun'un karısı. Kucağında üç peygamber büyütmüş bir kadın. Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Yuşa. Böyle kadın erkek tartışması yasayla olmaz. O zaman gelin kaynana kanunu da çıkartsınlar. Böyle komedi olmaz. Bu Batı'nın bir komplosudur. Aileyi birbirine düşürmek için işçi hakkı olmaz. Bir hak varsa patron da savunacak. Eğer patron haklıysa işçi de savunacak. Hakkı parçalarsanız bu tefrikadır. Bu bir milleti yok eden şeydir. Ben Müslümanım diye her zaman Müslümanlar haklı olmayacaklar. Müslüman Müslümanca davranırsa haklı olur. Yoksa Müslüman götürürse malı, çalınan birinin hakkını da gasp etmişse ben o Müslüman olmuyor. Hazreti Ömer, Mısır valisini bir Hristiyanla hat uyguladı, camide dövdürdü. Eğer Ömer arıyorsanız orada. Müslümancılık adalet değildir. Müslümanlık yüce bir değerdir. Kadın yüce bir değerdir. Kadın annedir ya. Ve kul hakkını sanırım. Tabii kul hakkı yücedir. Yani her kadın ve erkek bir başka kadının esiridir. Kadınlar çocuk doğurmaz, toplumu doğururlar. Kadın kadınlığını kuşanırsa, biyolojik olarak da, toplum içindeki saygınlığıyla da, o aslında yüce bir değerdir. Ama onu erkeğe rakip kılarsanız, ucuz iş gücüne dönüşür. Çocuklarını da kreşe verir. Ondan sonra da çocukları başkaları tarafından yetiştirilir. Zaten artık kadın erkek tanımı da yok. Bu İstanbul Sözleşmesi çöp oldu. Niye? Gender var artık. Gender toplumsal cinsiyetten söz ediyor. Fransa'da bir olay yaşandı. Bir kadın, bir çocuk sosyal uyumsuzluk gösteriyordu. Öğretmeni annesini çağırdı. Gelen adam, erkek. Annesini çağırmıştı ve dedi, ben erkek oldum. Onu oyalıyorlar, gönderiyorlar. Babasını çağıralım diyorlar, o da kadın. Ne oldu? Değişken, akışkan değişebilir. Bunu diyorlar belediyeye bildirelim de çocuk sorumlu bir ailede belediye alsın çocuğu. Araştırma yapıyorlar ki meğerse kadın bir sperm bankasından sperm almış. Döllenen yumurtayı da taşıyıcı anne doğurmuş. Bir de başka birisi çıktı. Mahkemelik oldu bu konu. Arkasından Fransa anne baba ya da cinsiyet belirtilen ebeveyn tanımlarını kaldırdı dedenine. Bu yasanın şeyi bu. Bakın İstanbul Sözleşmesi bunu getiriyor. Bu maske komedisini başımıza bela eden Covid uydurmasını şimdi artık SARS-CoV-2 diyorlar. Çünkü süremiz yani bir 12 dakikamız var Sayın Tamam Bak, yani size sormam İstanbul Sözleşmesi oradan. Onun için ben tümden sadece sözleşme değil, sözleşmenin bütün hükümleri yasada geçerli. O sözleşmeyi kabul etseler etmeseler yani Danıştay beni hiç ilgilendirmez sonuçta. Ben o yasanın da hükümsüz olması gerektiğini ve kadının da erkeğin de gelinin de kaynananın da damadın da kayınpederin de o şeref ve haysiyetinin korunmasını istiyorum. O noktada aslında sizin yaptığınız eleştiri biliyorsunuz benim asıl konuşmak istediğim AKP'nin papatyaları ifadesi açılan dava ve bir 100 milyar lira bir 100 bin lira para cezası ama ceza davası devam ediyor. Bir sürü yani ödemediniz var. Daha devam hayır, ediyor. Hayır hayır o istinaf da o davanın o şekilde sonuçlanması mümkün değil. Ben 50 yıllık sanık kariyerimle ki o birçok yargıçtan daha fazladır benim hukuk kariyerim. AK Partili isimler vardır elbette görüştüğünüz. Her kesimden insanla görüşüyorsunuz. Her kesimde. Peki bu olaydan sonra böyle aranızın bu açıldı. Olayı onlarla hayır ben onlarla konuşmam ama herkesle konuşuyorum.
Ama bu konuyu ben onlardan bir şey istemem. Kendilerine zarar veriyor olay. Bana hiçbir zararı olmaz. Sadece beni biraz meşgul ediyor. Son ceza davasındaki savunma metnim 103 sayfaydı. 6 saat sürdü. 5 saat ben konuştum. 1 saat işte avukatlar, işte savcı, hakim ve kadem vardı. AK Parti'den bir kişi vardı. Onlar da fazla bir şey söyleyemediler. Çünkü ben de 103 sayfa savunma yaparken tarihe not düşmek istedim. Kendileri kamu vicdanında mahkum olurlar. Ne kadar sürdürürlerse bu ayıbı kendilerine o kadar zarar vermiş olurlar. Ben onların kendilerine zarar verdiği için üzülüyorum. Hiç Türkiye'de bir siyasi parti kendi ne böyle zarar vermemeli. Partilerimiz daha saygın olabilmeli ama onlar işi gücü bırakıp birbirlerinin ayağına çelme takmak için koşturuyorlar. Biraz işte o çelme meselesi, ilk baştaki kuruluş felsefesi, Abdullah Gül'ün temsil ettiği bir kesim var. Arınç Erdoğan, yani ben 15 yıl Tayyip Erdoğan'ı takip eden bir muhabir olarak o fotoğraf, üçlü fotoğraf da aslında temsili. Şimdi baktığımızda Abdullah Gül, Arınç ve Erdoğan'ın bir arada olmadığını biliyoruz. Ve bundan yola çıkarak kuruluş felsefesinden uzakta olduğu aşikar belki ama ne kadar uzakta ve hangi noktada? O yönetici kadroların uzaklaşması ya da bürokraside yabancılaşma, servet ve iktidar ilişkileri insanları bazen böyle savrulmalara yönlendirebiliyor. Ama yani merkeze sahip çıkmaya çalışanlar da var ama artık onlar giderek zayıflıyorlar. İşte ben orada yazımda AK Parti içindeki FETÖ'nün zihniyet ikisi AKP'liler ve AKP'nin papatyaları diye parti içinde giderek güçlenmekte olan, ki onlar da açıkça madde madde yazdım, ihaleleri bunlar alıyorlar, sponsor bunlar oluyor, medyaya bunlar reklam vererek manipüle ediyorlar. Bu da bir yabancılaşmayı beraberinde getiriyor. Yani siz kuruluş gayesinin dışında bir savruluş yaşıyorsunuz. Asıl zaaf burada. Tayyip Bey de bu mesaja, bu eleştiriye karşı işte Ömerler arıyoruz diyor ama aradığı Ömerleri herhalde bulamıyor. Sizin bir temasınız hiç geçmişte de olmuş muydu? Eskiden beri sürekli. Ben, en son ne zaman görüştünüz örneğin? Yani yüz yüze görüşmemiz bu davadan sonra görüşme. Ha, bu davadan sonra zaten görüşme şansım yüz yüze son derece sınırlı. Ben aşı olmuyorum, PCR yaptırmıyorum, maske takmıyorum, sosyal mesafeye dikkat etmiyorum. Ama neden bu mu, yoksa bir kırgınlık mı? Hayır, ne hayır. Dersiniz? Yani bir kırgınlığım da var tabii. Yani ben kendilerine aslında savundum. İçinizdeki FETÖ'nün zihniyeti. Bir uyarı gibi aslında sizin yaptığınız. Evet, ben bunu sadece o kesim için değil, her kesim için yapıyorum. Ben bu ülkenin çocuğuyum ve bu ülkedeki herkes beni ilgilendiriyor. Şimdi ama işte Bülent Arınç'tan mesela bu tarz uyarıları görüyoruz. Abdullah Gül'den görüyoruz. Eski AK Partili dediğimiz pek çok isimden duyuyoruz. Size eski AK Partili sınıfına koymadığını elbette. Hayır, ben partim yok. Evet. Şimdi pek çok isimden bunu duyuyoruz ama uyarıların Erdoğan'a ulaşmadığı bir nokta da var. Hayır, sanki. Ben yazıyorum, konuşuyorum, arar sorarım. Hasan Doğan'ı da arar sorarım. Onun en yakın arkadaşlarını, bakanları. Çünkü ben hep buradayım. Onların hepsi beni tanır. Ben onların hepsini tanırım. Ve bu süreç içerisinde temas kurduğum bakanı ya da işte grup başkan vekili şusu, hiç kimseden hiçbir şekilde doğrudan yüzüme karşı bir saygısızlık görmedim. Troller üzerinden yapılan hakaretleri de birkaç aydır avukatlara, arkadaşlara talimat verdim. Dava açılıyor çünkü edepsizce hakaretler yapıyorlar. İnşallah onlar da aklını başına alır. En son meclis başkanına da biliyorsunuz bir tartışma oldu bir troll üzerinden. Aslında bu böyle AK Parti içerisinde de bir kavganın olduğunun var, bir fotoğrafıydı. Var, var. Yani işte bu partiye mesafeli çevreler değil, partinin içinde de partinin mesela benim üzerimden yapılan tartışmalar da var. Yani daha önce giden insanları nasıl kazanırız, seçime gidiyoruz diyenler de var. Ben bunların böyle seçim hesabı yapılarak değil, kendi programlarını yeniden gözden geçirmeleri, dostlarını bir gözden geçirmeleri gerekir. Bu herkes için, yani CHP için de geçerli. CHP'nin içinde de durum çok farklı değil. Ama maalesef siyaset tam bir kör dövüşüne
döndü. İşte en son Kavala olayı ki zaten evet. O tartışma Kavala'yla beraber geldi. Kavala TESEV'deydi. TESEV'de kim vardı? Aslında orada fotoğraflarımız da var. Editörümüz Serkan Bayraktan onları da yayına verebilir. Cumhurbaşkanının mesela fotoğrafları var. Hem Kavala'yla hem Soros'la yaptığı değerlendirmeler yani, var. Ne değişti? Şimdi yani burada ne yapacağız? Can Peker'i ne yapacağız? Ethem Sancağı ne yapacağız? Beraber çalışıyorlardı. Yani sol da tutarsız, yani Kılıçdaroğlu da TESEV'deydi. Ethem Sancak biraz şimdi bu AK Parti tamam iktidar ağabeyine getirdi. Yani ben getirdim. TESEV'de bakıyorum ya Osman Kavala, Nuri Çolakoğlu, Cüneyt Zapsu'yu ne yapacağız? Bakın bu fotoğraf mesela evet. Soros. Burada Cüneyt Zapsu'yu ne yapacağız? Onu da mı tutuklayacağız? Benim gözümde Soros'dan hiç de farkı yok Klaus Schwab'ın. Yani Zapsu'yu da mı şimdi içeri alacağız? Ya da daha önceki başkanı neydi TESEV'in? Can Peker'i de mi içeri alacağız şimdi? Ne yapıyoruz? Ya bakın, öbür taraftan CHP nasıl savunuyor Kavala'yı? Haplemitoğlu'nu nereye koyacağız? Ben sadece mantıksızlığa işaret çekmek için. Haplemitoğlu niye öldürüldü? Bakın Haplemitoğlu, o Alman Vakfı Friedrich Ebert Vakfı, Konrad Adenauer Vakfı. Bir de bu fotoğraf Sayın Dilipak. Tamam, burada da Kavala da var, işte orada gazeteciler de var, orada yani herkes var. Şimdi bakın, adalet herkese eşit olması gerekiyor. Haksızlık eşit olsun demiyorum. Siyasi bir dava olduğunu düşünüyor musunuz siz de? Yani yargı ulusal ve uluslararası iç politika ve dış politika hesaplarının aracı haline gelmemeli. Adalet mukaddes bir kavramdır. Zulm ile abad olunmaz. Döner herkesi vurur. Ben asla, bakın Kavala benim arkadaşım. Tezkere günlerinde biz beraber çalıştık. Şanar'la da yine birlikte çalıştığımız şeyler oldu. Ben onun her yaptığına katılmıyorum. O ayrı bir şey. Ben komünist olmadığım, onlarla tartıştığımı da söyledim. Eğer bunu o Soros ilişkisinden dolayı içeri atıyorsanız, o zaman bunlar ne oluyor diye sorarım. Solcular da yedirmeyiz, gezi bizim diyorsanız Otpor'u sorarım size. Kanvas'ı sorarım size. Strafor'u sorarım size. Size derim ki, Kılıçdaroğlu Gezi'de vardı da, Kılıçdaroğlu daha önce Soros'tan her yıl 2 milyon dolar destek alan TESEV'in de kurucusuydu. Ve ben derim ki size, Haplemitoğlu'nu kim, niçin öldürdü? Bu Alman vakıfları. Şimdi hem Haplemitoğlu'nu seveceksiniz, hem Soros'u savunacaksınız ya da Soros'la işbirliği yapan kültürler üzerine çalışmalar yapıyor. Çok güzel çalışmalar da var Kavala'nın. Hem de Kavala'yı seveceksiniz. Bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu. Ben şu aklansın, şu mahkum edilsin demiyorum. Adalet yerini bulsun. Dilipak da eğer bir suç işlemişse, mahkemede bu AK Parti davasında Hakime Hanım'a öyle dedim. Eğer ben gerçekten suçluysam ve beni beraat ettirirseniz zalimsiniz. Eğer ben suçsuzsam ve beni mahkum ederseniz yine zalim olursunuz. Ben sizden beraatımı talep etmiyorum. Adalet istiyorum. Bu konuda da, Kavala konusunda da, onun mahkumiyetinden zevk almam, onun serbest bırakılmasını da politik bir kararla kabul etmem. Şeriatın kestiği parmak acımaz diye bir söz var. Şeriat hukuk demektir. Meşruiyetin temelidir. Gayrimeşru dediğin zaman şeriata uymaz demektir. Yasa değil, hukuktur. Evet, adalet yerini bulsun. Yoksa zulümdür. Biraz tabii seçime de az bir süre kalınca bu mesele, gezi ruhunu söylemlerde de kullanmak belki siyasetçiler açısından da biraz kullanışlı. Adalet buna malzeme yapılamaz. Bu kadar basit. Adalet İç ve dış politika tartışmalarının garnitürü, mezesi yapılamaz. Bu kadar. Ben ne Kavala'yı savunuyorum,
Eğer Kavala suçsuzsa saçının teline, onun kim olduğu da beni ilgilendirmiyor. Suçluların da hakları var. Geçmişte beraat ettiği suçtan almış beraat olması etti, yönüyle de. Mahkeme değişti, öbür türlü karar verdiler. Sonra da bu türlü karar verdiler. Bu toplum vicdanında bana kalırsa adalete olan saygıyı zedeleyecek. Çünkü bu yargıyla ilgili informasyon da tam yeterli değil. Zaten çok kapsamlı bir dava. Yüzlerce... AK Parti ile de ilişkisi çıktı bir hakimin. Onu da çok konuştuk. Bakın, adalete gölge düşürenler bu dünyada da ahirette de rezil ve rüsvay olacaklardır. O kim olursa olsun, yani adaletin bir harfine zarar verenlerin bütün itibarını söküp onun yerine ikame edilmesi gerekir. Eğer hukuk devleti olsun, kanun devleti demiyorum. Hukuk devletiyseniz herkesin kıskançlık göstereceği en yüce değer bu olması gerekir. Hı hı. Ben hiçbir şey söylemedim ve kimsenin de hoşuna gitmeyecek şeyler söylediğimin farkındayım. Kimseye saygısızlık etmek istemedim. Ne Kılıçdaroğlu'na, ne Can Paker'e, ne Zapsu'ya. Zapsu da benim arkadaşım. Kılıçdaroğlu'yla da görüşüyorum. Görüşürüm. Yani bu ülkede yaşayan herkese, kulağı olan herkese söyleyecek sözüm var. Söyleyecek namuslu sözü olan herkese, hikmetli sözü olan herkese verecek bir kulağım var. Her sözünüzü keyifle, ilgiyle takip ettim. Süremiz doldu. Sizin ressamlığınızda nasıl böyle bir iki cümle alabilir miyim Sayın Dilipak? Süremiz doldu ama hani en azından yüzümüz gülerek ve böyle sanattan bahsederek bitirelim. Yani, şimdi ben İmam Hatip'ten çıkınca üniversiteye giremiyoruz. Lisayı dışarıdan bitirmem gerekiyor. Öyle çalıştım ki hiç ikmale kalmadan İmam Hatip'te sınıf geçmedim. Ama liseyi Eylül ayında hepsini bitirdim. Son senede ikmale bırakmadı hocalar. Eylül'de başla, gelecek sene üniversite liseyi bitirirsin diye. Diplomayı elime aldım. Nereye gideyim? Soru şu, en fazla layık nerede? Güzel sanatlar. Oraya gideceğim, iyi bir ressam, heykel tıraşı. En fazla? Layık nerede? Layık nerede? Oraya gideceğim ve ben layık değilim diyeceğim. Ben layıklığa karşı değilim. Ben layık değilim. Yani Katolik birinin layık olması, onun layıkça yaşaması için evet destek veririm. Ama ben layık değilim. Onun için de iyi bir ressam olmam gerekiyor. Yine layık birisinden, güzel sanatlarda son sınıfta okuyan birisinden resim dersleri aldım. Sonra da İsmet Yedi Kardeş, benim ikinci dönem resim hocam sayılır. Resim yaptım. Size bir detay daha vereyim. Allah'ın bir ismi de ressam. Musavver ismi Cenab-ı Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Resmetti demek. Biz onun yaptığı resimleri resmediyoruz bir bakıma. Yani böyle bakarsanız ben heykel diye portali de minareyi de bir heykel olarak, plastik heykel olarak. Zaten güzel sanatlara girseydim niye çalışmayacaktım, bana kısrak getirin diyecektim. Orada da ezber bozacaktınız. Yani, belli ki çok bilinmeyen bir yönünüz olduğu için sonunda süremiz bitmişken artık, onu da artık biliniyor. Evet, bilsem resimlerini getirirdim size yani. Yer veririz. Umarım daha sonra yine konuk ederiz sizi. Sayın Dilipak, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok sağ olun. Sağ olun. KRT ekibi olarak. Evet, referansın sonuna geldik. İyi bayramlar diliyoruz tekrar. KRT referans ekibi olarak güzel bayramlar, sevdiklerinizle geçireceğiniz bayramlar dileriz.